Atasözü, deyim ve özdeyişler. İnsanlar hangi dili konuşursa konuşsun, kelime ve cümleler yardımıyla iletişim kurarlar. Bu iletişim tek tek kelimelerin kullanımına dayalı değildir. Kelimeler ve cümleler bir araya gelerek yeni yeni anlamlar oluşturur. Bu yeni anlam oluşturma sürecinde kimi kelime ve cümleler kalıplaşır. Kalıplaşan bu yapılarla atasözü ve deyimler ortaya çıkar. Şimdi atasözü, deyim ve özdeyişin özelliklerini bir metinde hangi amaçlarla kullanılabileceklerini, yazılarımızı zenginleştirmek amacıyla onları nasıl kullanabileceğimizi öğrenelim. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüse üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.